Önümüzdeki 1,5 ayda neredeyse 15 dizinin finali gerçekleşecek. Bu sezon yayına reytingleri iyi durumda olan sadece 2 dizi veda edecek. Diğer final yapacak dizilerden sezonu stabil reytingleri veya yurt dışı satışları sayesinde geçirenler var. Ve son dönemde yayına başlayan ancak reytinglerde başarısız olan diziler de yakında final yapacak. 75. bölümüne ulaşan ve bu sezon final yapacak olan Camdaki Kız, tüm yayın hayatı boyunca %5-8 arasında oldukça iyi reytinglere sahipti. En yüksek sonucunu 21. bölümünde %8,60'a ulaşarak göstermişti. Böylece de son yılların hit projelerinden biri oldu. Sonbaharda 3. sezonla %3 civarında oldukça kötü başlasa da tekrardan %7'ye kadar yükselmeyi başarmıştı ve dizilerin düşüşte olduğu bahar sezonunda bile %5-7 arasında ilerliyordu. Dizinin ayrıca AB reytingleri de her zaman yüksekti. Özellikle ilk sezonunda %11,33'ü dahi görmüştü ki bu da büyük bir başarı. Final tarihi henüz açıklanmadı. Kanal D'nin ayrıca 2 yeni başlayan dizisi final yapacak. 9. bölümüne ulaşan ve %2 civarında ilerleyen Veda Mektubu, pazartesinin en az izlenen dizisi konumunda. Yayın döneminin başında %3'ün üzerine çıkmıştı ama sonrasında yine düşüş yaşayınca finale gideceği kesinleşti. Fakat şimdilik tarihi belli değil. Ve Amerika'da bu yıl 7. sezonunda biten Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe pek bir talep görmedi. Mednova'nın yapımcılığını üstlendiği dizi 6 bölümdür devam ediyor ve henüz %3'ün üzerine çıkamadı. AB reytingleri de totalden daha düşük. Bu sonuçla finali kaçınılmaz bir durum. Fox TV'de ise finaller devam ediyor ve kanalın tek başarılı dizisi de bir ay sonra artık final yapacak. Yasak Elma'nın final tarihi bir ay önce açıklanmıştı ve her şey yolunda giderse dizi 29 Mayıs'ta 178. bölümüyle sonunda izleyicisine veda edecek. En yüksek sonucunu 3. sezon finalinde %9,74'e ulaşarak gösteren Yasak Elma'nın genellikle %5-7 ve 7-8 arasında izleyen dönemleri oldu. Daha da önemlisi, düşüş yaşadığı dönemler olsa da her zaman yükselmeyi başarmıştı. Bunu da her dizi başaramaz. Şubat ayında yayına başlayan ve reytingleri oldukça düşük olan Ego'da finale gidecek dizilerden. İlk bölümünde %3,54 ile açılış yapan dizi 11. bölümüne ulaştı ama bu oranın üzerine çıkamadı ve 2 civarında ilerliyor. Beklentilerin olduğu Tetikçinin Oğlu, güçlü kadrosu ve daha önce Çukur gibi bir hite imza atmış senaristine rağmen ikinci bölümüyle düşüşe geçti. İlk bölümünde totalde %3,90 ve AB kategorisinde %4,35 ile iyi açılış yapmıştı ama ikinci bölümünde ciddi düşüş yaşadı. Son olarak üçüncü bölümünde de yine düşüş yaşadı ve böylece de yakında final yapacak dizilerden biri olacak. Bu Nisan ayında başlayan Gül Cemal de düşüşte. İlk bölümünde %3,15 ile açılış yapan dizi, 2 haftadır düşüşte ve özellikle AB kategorisinde %3,66'dan 1,90'a geriledi. YouTube'da diziye bir ilgi var ama bunu televizyon reytinglerine yansıtamadı. İkinci sezona gidemeyeceği aşikar. Böylece Fox'un bu sezon 4 dizisi final yapacak. Bakalım yeni sezonda durumunu toparlayabilecek mi? Show TV'nin 2 dizisi bu sezon final yapacak. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 41. final bölümü 25 Mayıs'ta yayınlanacak. Böylece geçtiğimiz yaz sezonu başlayan yapımlar arasında en başarılı ve uzun soluklu olmayı başararak hikayesine 41. bölümünde son verecek. Ratinglerde aslında 4-5 civarında iyi ilerliyordu ama Ocak sonundan itibaren düşüşe geçti. Show TV'nin bir diğer dizisi Güzel Günler 21. bölümüne ulaştı. Finale ise 26. bölümünde gidecek. Dizinin reytingleri yüksek olmasa da rakiplerine göre daha az maliyetli bir proje ve sezon sonunda da stabil bir izleyici kitlesi olduğu için ulaştı. 13. bölümüne kadar %3'ün üzerinde ilerliyordu. Ardındansa biraz düşüş yaşadı. TRT 1'de bu sezon 2 dizisini sonlandıracak. 1 Kasım'da yayına başlayan Yürek Çıkmaz'ı 21. bölümüne ulaşmış durumda. Yayın hayatı boyunca %5'in üzerine çıkamadı ama 3-4 civarında stabil bir şekilde ilerledi ve Şubat'ta bir ay ara vermesiyle %2-3 civarına geriledi ve sezon sonu artık final yapacak. Ve Barbaros Hayrettin Paşa, sezonun en az izlenen dizilerinden biri olarak 2 Haziran'da 20. bölümünde final yapacak.
Star TV ise OGM ile anlaşarak sezona iddialı başlamıştı ve Yalı Çapkını'yla da sezonun en popüler dizisini kazanmıştı. Ancak ekrana getirdiği diğer yapımları pek başarılı olamadılar. Çöp Adam 30 Kasım'da yayına başlamıştı ve ilk başta %4'ün üzerinde performans sergiliyordu. AB oranları ise daha yüksekti ama %5'in üzerine çıkamadı ve 1 Mart'tan itibaren %4'ün altına geriledi. Yine de reytingleri sezon sonuna ulaşması için yeterli oldu ve sezon sonu final yapacak. Son olarak yayınlanan 100 Yıllık Mucize ise başarısız bir proje oldu ve en geç 13. bölümünde final yapacak. Oysaki The Age of Adeline benzer ilgi çekici bir konusu vardı. İlk bölümü iyiydi fakat ikinci bölümünden itibaren olay örgüsü yavaş ilerlemeye başladı. Bir fantastik drama olarak başladı ama şimdi sadece tipik bir dram dizisi olarak devam ediyor ve günümüzde geçen hikayesinin olay örgüsü izleyicinin pek ilgisini çekmedi. Genel olarak sahneleri de oldukça uzun. Ayrıca dram müzikleri ziyade örneğin Masumlar Apartmanı'ndaki gibi gerilim türü tercih edilebilirdi. Bu da dizinin yönetmeni olan Hilal Saral'ın Şahin Tepesi, Zemheri ve Vurgun'dan sonra 4. başarısız projesi oldu. Gecenin Ucunda dizisinin ise bu hafta 26. bölümünde finali nihayet gerçekleşti. Türkiye'de pek talep görmeyen dizi, Neslihan Atagül'ün daha önceki popüler projeleri sayesinde yurt dışında iyi satışlar geçirdi ve böylece de çok düşük reytinglerine rağmen sezon sonuna ulaştı. ATV sadece bir dizisini finale götürecek, o da Bir Küçük Gün Işığı. TV8 ise bu sezona iki dizisiyle iddialı hazırlanıyordu ancak her iki dizi de çok kötü performans sergiledi. Sıfırıncı Gün zaten 6. bölümde final yaptı. Tuzaksa yurt dışı satışları sayesinde sezonu geçirmeyi başardı ve 28 Nisan'da 26. bölümüyle final yapacak. Bir sonraki videoda yeni sezona gidecek dizilerden bahsedeceğiz. Kaçırmamak için bizi takip etmeyi unutmayın.